Geçmişten günümüze ekonomik faaliyetlerinden bahsedeceğiz şimdi. Geçmişten günümüze ekonomik faaliyet türleri acaba nasıl yayılmıştır ve dünya bundan nasıl etkilenmiştir? Şimdi Paleolitik çağ yani kaba çağı, barınakları mağara, geçimleri ise avcılık oldukça ilkel yöntemler var. Mezolitik çağ yontma taş tarıma geçiş aşaması köpek evcilleştirilmiş. Neolitik çağ yani yeni taş çağı tarım yapılmış, hayvanlar daha kolay evcilleştirilmiş, yerleşik hayata geçilmiş, takas usulüyle de ilk ticaret anlaşmaları yapılmaya başlanmış bu dönemde unutmayalım. Yine ülkemizde dış ticaret açığının fazla olmasına. Yani bize ekonomik faaliyetlerle ilgili bu detay bilgileri sorabilir. Yine aynı zamanda e, kitap bilgileri de karşımıza çıkabilir. Onlardan bir tanesi de Türkiye ile ilgili ticaret açığıdır. Şimdi üretilen ürünlerin daha çok iç pazarda tüketilmesi ticaretimizin bu anlamda açık vermesine sebep olmakta. Yani dış ticaret açığının önemli sebeplerinden bir tanesi iş tüketimi bu anlamda fazla olması. Nüfusun yine aynı şekilde e, halihazırda sürekli büyüyor olması, dış piyasada rekabet güçlüklerinin Türkiye'nin bu anlamda çok fazla içinde yer alamaması, sanayi ürünlerinin ithalatına yapılan ödemelerin fazla olması, ülkemizin en fazla mal aldığı ülkede Almanya'dır. Evet arkadaşlar bu paralelde dünya üzerinde bazı bölgeler ticaret için çok kullanılmış bazı bölgeler ise daha az kullanılmış. Nelerdir onlar genellikle çöl bölgeleri ya da kutup bölgeleridir ki biz onlara kutup ya da soğuk çöller diyebiliriz. İşte o bölgelere bir bakalım o bölgeler dışına ticaretin yoğun olduğunda söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu Avustralya içerisinde Victoria çölü oldukça yoğun bir yayılış alanına sahip çöller arasında. Burada arkadaşlar yine Kızıl Kum Taklamakan çölleri bulunmakta. Arizona çölü ABD'de yine Meksika'da bulunan çöller yoğun. Atakama yine Güney Amerika'da bulunan çölümüz. Yine şurada arkadaşlar dünyanın en büyük çölü olan Sahra Çölü yer almakta. Bu çöl alanları dışında ticaret yine de biraz daha fazla yapılabilmekte ama çöl alanları bu anlamda ticaretin sınırlandığı yerler arasında gösterilebilir. Rahatlıkla yine Afrika'da bulunan Namib Çölü de bu alanlar arasındadır. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ne dedik? En kalabalık yerler dedik. Bakalım 1, 2, 3, 4 şu alanlarımız neymiş arkadaşlar? Dünyanın en kalabalık alanları görüyoruz. Hindistan, Çin, Japonya gibi Güney Doğu Asya'yı içine alan bölgeler dünyanın en kalabalık alanları. Buna bağlı olarak da pazar ve hizmet bölgeleri olarak da karşımıza çıkacak. Yine hatırlatma bilgileri arasında boğazlar, kanallar ve buna bağlı olarak ticaret yolları da çıkacaktır. Hemen ufak bir hatırlatma, dünyada en işlek deniz yolu neydi? Kuzey Atlantik Yolu. Yani bakın Avrupa ile Amerika arasında gerçekleşen bu hat en yoğun deniz yolları arasında bulunuyordu. Kanallar, Boğazlar'da derse dünyanın en teknolojik, en gelişmiş ve en çok para kazanan bu anlamda en çok da kullanılan kanalı Panama Kanalı. Görüyorsunuz Güney Amerika ile Kuzey Amerika birbirinden ee, ayıran. Panama ülkesinin olduğu e, sınırdan geçen ince bir kanal, çok teknolojik, oldukça yoğun planlanmış ve çalışmalar sayesinde oldukça da popüler hale getirmiş bir kanaldır Panama Kanalı. Yine arkadaşlar buradan... Ümit Burnu var. Ümit Burnu karşımıza çıkacak boğazlar arasında. 12'nin olduğu yerde Magellan boğazı bulunmakta. Şimdi burada bir detay verin. Hemen Panama'ya ve Magellan'ı yerleştirmişken. Magellan'ın önemi ne ile azalmıştır derse aynı kıtayı bağlayan diğer boğazları ya da kanalları düşünmemiz gerekiyor. Panama ile mutlaka Magellan'ın önemi azalmıştır. Neden derse insanlar İspanya'da Portekiz'den çıktığında ticaret gemileriyle beraber Magellan oradan Amerika'nın atıyorum batı kanadına ulaşıyorlardı ama artık Panama'nın açılmasıyla buna ihtiyaç kalmadı Magellan tamamen ortadan kalktı direkt Panama kanalını kullanarak Amerika'nın batı kanadına kolaylıkla ve daha yakın zamanda ulaşabilmekteler o yüzden Panama'nın önemi Magellan'ın bu anlamda öneminin azalmasına çok çok etki etmiştir. Panama kanaldır yani doğal değildir. Kanallar hiçbir zaman doğal yapı değildir. İnsan yapımıdır. Her zaman beşeri düşüneceğiz burada da. Lütfen unutmayalım Süveyş kanalında olduğu gibi. Yine aynı şekilde onun için olduğu yer Ümit Burnu. Ümit Burnu ile de ilgili önemli bir detay vereceğiz. Ümit Burnu'nun önemi ne zaman azaldı derse aynen Magellan'da olduğu gibi. E, ee, Süveyş kanalının açılmasıyla bakın Süveyş'te yine Panama gibi bir kanal ve Ümit Burnu'nun önemli oldukça azalttı. Neden? Süveyş'le beraber Ümit Burnu'na dolaşmak zorunda kalmayan ticaret gemileri direkt Akdeniz'e Süveyş'le ulaşabildi. O yüzden Süveyş Ümit Burnu'nun önemini azaltmış. Panama ise Magellan'ın önemini azaltmıştır. Panama ve Süveyş de kanal yani insan yapımıdır. Bunları unutmayın. 11'in olduğu yerde Malakka Boğazı bulunmaktadır. E, işlektir evet ama Panama kadar değildir. Onun olduğu yerde bakın arkadaşlar, Bering Boğazı. Bering tarih değişme çizgisinin de geçtiği, sözel ilk konularda anlattığımız üzere tarih değişme çizgisinin geçtiği yerler arasında ve dünyanın buzun alanlarını simgelediği için hiç kullanılmıyor desek doğru olabilir. Yani en az kullanan boğazımızda Bering Boğazı olarak karşımıza çıkacak. Yine iki üç'ün olduğu yerde Doğar ve Kiel ve Korint Yunanistan'la Mora yarımadası arasında bulunan Korint. Dokuzun olduğu yerde. Arkadaşlar Hürmüz 7'nin olduğu yerde Süveyş ve 8'in olduğu yerde ise Babül Mendep'i göreceğiz. Hürmüz ince aklımıza petrolün taşınması için en çok kullanılan boğaz gelecek. Babül Mendep yine Kızıldeniz'in bu anlamda Hint okyanusuna açıldığı alandır. Süveyş ise Kızıldeniz'in Akdeniz'e rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir kanaldır. Lütfen bunu da unutmayalım. Arkadaşlar hatırlatma bilgileri içerisinde mutlaka Türkiye ile ilgili sorular karşımıza çıkacak. O yüzden Türkiye'de şöyle detaylıca dağlarına bakmamız istenirse bizden. Önemli olan dağlarımız paralel olan Karadeniz dağları ki onlardan en popülerleri karşımıza çıkabilecek. Bolu, Köroğlu, Küre, Ilgaz, Cenik ve Kaçkar dağlarıdır. Yine aynı şekilde Akdeniz'e paralel uzanan Toroslar Batı Orta ve Doğu Toroslar olarak ayrılacak. Onlardan Sultan Dağları, Bey Dağları, Bolkay Dağları, Ala Dağlar, Tahtalı, Hata üzerinde e, o tektonik sahadan etkilenmiş Nur Dağları yine aynı şekilde ve Güneydoğu Toroslar diye uzanacak dağ sistemleri. Yine batıda, batı kanadında dik uzanan dağların denize dik uzandığını biliyoruz Ege'de. Bu dağlar nelerdir? Kaz, Madra, Boz, Aydın Dağları. Dağlar denize dik uzandığı için iklim içeriye kolaylıkla sokulabilmiştir. Bu anlamda lütfen bunu unutmayalım. Yine dik uzanması dağların kıyıya geniş çıkıntının fazla olmasını bu anlamda yine kıta çizgisinin de daha fazla olmasını hatta Türkiye'deki en uzun kıtanın da Ege olmasına sebep olmuştur. Bu girinti çıkıntı Türkiye için. En yüksek platolarımızdan Erzurum, Kars ve Ardahan pilotoları. Iğdır Ovası'nın önemli bir özelliği vardı hem hatırlayalım mikro klima alanıydı. Mikroklima deyince aklımıza ne gelecekti o bölgede görülen dar iklim türü yani küçük bir iklim oluşturmuş kendisini o bölgede ve mikroklimaya bağlı olarak Iğdır'da beklemediğimiz bir ürün olan pamuk kolaylıkla yetişebilmekte yine aynı şekilde Rize'de de mikroklimaya bağlı olarak turunçgil ve kivi tanımı yapılabilmekte Buna önemli bir detay bakın arkadaşlar burada bir menteşölesi var Ege bölgesinde bu da özel bir simge menteşölesi deyince aklımıza ilk olarak Muğla gelsin. Şimdi Muğla e, aklımıza turizmi getiriyor. Yazın Muğla oldukça yoğun nüfusa sahip. Fakat kışın Muğla'da nüfusun çok daha azaldığını görüyoruz. Sebepleri sorulursa bize Muğla oldukça yüksek ve engebeli bir sahaya sahip. Yani bu da tarım ve yerleşimi bu anlamda bölge içerisinde oldukça sınırlandırmış. Böyle olunca ticaretin ve bu anlamdaki sanayisel gelişmelerinde azaldığını bölgede görüyoruz. Ve nüfusun da oldukça az olduğunu Muğla için rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir tanım dışında yaz turizmiyle beraber Muğla nüfusu oldukça artar. Ama kışın bu nüfusu görmemiz Muğla için mümkün değildir sebeplerini az önce saydığımız üzere. Ergeni Havzası Türkiye'nin en düz bölgesi olan Marmara'nın yine en düz yerleri arasındadır ve bu anlamda da ağaç çiçeği tarımına en uygun sahalar arasındadır. Yine aynı şekilde arkadaşlar Mardin eşi Türkiye'de deprem görülmeyen sahalar arasında yani deprem sıklığının ya da ölçütlendirmesinin çok düşük olduğu alanlar arasında Mardin'de rahatlıkla sayabiliriz. Yine aynı şekilde Konya'nın bulunduğu sahalar deprem riskinden çok daha uzak sahalardır. Lütfen bunları da unutmayın. Yine arkasından eklemem gereken teke ve taşeri platoları Karşık platolardır. Buralarda nüfus azdır. Hem plato olması yüksekliğin fazla olması hem de bu anlamda Karşık sahanın tarımı sınırlandırmış olması ülke için önemli bir detaydır. Bunları Türkiye dendiğinde aklımıza mutlaka getirelim arkadaşlar. Müzik